Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir analiz serisi çekmeye başlayacağız. Emtiaların, döviz ve hisse senetleriyle ilgili analiz yapar mısınız diye Twitter üzerinden çok talep geldi. Biz de siz sevgili dostlarımızın taleplerini geri çevirmek açıkça istemedik. Hemen şuraya günlük coin piyasası analizlerinin altına veya şurada bir yere bir bununla ilgili bir oynatma listesi ekleyeceğim. Günlük nasıl coin analizi yapıyorsam bu MTL'larla ilgili de analiz yapacağım. Yine söylediğim, her videoda söylediğimiz gibi bu anlattıklarımız asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yatırımlarınızı kendiniz yapın. Herhangi bir zarardan biz sorumlu değiliz arkadaşlar. Evet, önce kendi borsamızla bakalım. BIST 100 borsasıyla. Ya Türkiye'de gerçi Türk borsalarıyla, Türkiye'deki yatırımlarla ilgili analiz yapmak, söylemek benim çok zevk aldığım bir durum değil maalesef. Maalesef işler sıkıntıya gidiyor. Evet. BIST'in analizini ben kendi başıma, kendi kendimce böyle boş zamanlarda kaldığım sürece yapıyorum, bakıyorum. Tabii ki Türk borsalarında ne kadar yatırım yapmasam da, daha doğrusu eski yatırımlarımı bırakıp bozdursam da yeni yatırımları çok nadir yapıyorum. Onda da BIST 100 endeksini bu şekilde incelemişim zamanında. Şimdi BIST 100 endeksinin şöyle bir yol çiziyor trend çizgileri arasında. Sonra tekrar bir düşüş sağlıyor, tekrar bir yol çiziyor. Tekrar bir düşüş sağlıyor, tekrar bir yol çiziyor. Bunlar da ortalama olarak şurada tekrar düştü biliyorsunuz. Tekrar burada yatay bir seyir izleyecek diye düşünüyorum. Şuradaki yatay seyri izledikten sonra tekrar buradan belli sürelerle yükselişe geçebilir umudum var. Lakin şuradaki endekse baktığımızda şurası bizim için sıkıntılı. Şimdi buradaki sıkıntı ve şuradaki sıkıntının nasıl demek istediğimi anlayın bakın şimdi. Bir şuraya bakın. Bir tane de şuraya bakın. Ne demek istediğimi gördünüz mü? Yani burada şu kırmızı çizgilerin üzerine kırması lazım ki tekrar BIST 100 endeksi ile ilgili bir yükseliş gerçekleşebilsin. Burada biraz daha güçlenmesi lazım. BIST endeksin yatay seviyede devam edeceğine inanıyorum. Tabii bununla ilgili Türkiye'den gelecek olumlu haberlerle ilgili Amerika'dan Türkiye'ye yaptırım kararlarının çıkmaması gibi benzeri olaylarda bununla direkt etkileniyor maalesef. O yüzden BIST 100 endeksi yerine yorumların altına yazarsanız istediğiniz kağıtları, hangi kağıtlara bakmamı isterseniz onunla ilgili bu Emita oynatma listesinin altındaki videolardan herhangi birinin altına yazarsanız Twitter'da yazabilirsiniz gerçi. Onunla ilgili bir analiz yaparız. Ama buradaki ilk hedefimiz şu 1433'ün üzerine oturmuş. Oradan tekrar aşağı düşmüş. Bu 1433 puanın üzerine çıkacak. Oradan 1453'ün üzerine çıktıktan sonraki ortalama olarak hedefimiz yani şöyle bir şey olur. Yani şöyle bir şey yapması lazım. Buradaki de tekrar 1547 gibi bir hedef olması lazım. Tabii bunun ne zaman geleceği ile ilgili bir şey diyemem. Bunları tamamen siyasi politik nedenleri incelemek lazım. Dediğim gibi sadece bizimle alakası yok. Yurt dışındaki olaylarla da alakası var. Evet. Altına bakalım. Altınımız ne olmuş? Altınımıza bakalım. Türkiş lira gram altın. Evet. Gram altının şöyle bir tablosu var arkadaşlar. Böyle bir tablosu vardı. Şuradan alan arkadaşlar vardı. Buradan alıp da ahanam bahanam türküsü çalan arkadaşlar vardı şuradan. Koşan atın, biz Bitcoin piyasalarında her zaman söylüyoruz. Koşan atın peşinden gitmeyin diye. Buradan aldı arkadaşlar. Sonradan buradan bir çakıldı şuraya kadar. Bakın en son çakıldığı alanı da göstereyim. Şunu pembe yapalım. Hedeflerimiz pembe bizim. Risksiz bölgelerimizde kırmızı. Şöyle ne yaptık burada? Burada bu seviyelere kadar çakıldık burada. Yani 395 400 seviyelerine kadar iniş sağladık. Şu an 457 seviyelerinde iş altının gidişatı devam ediyor. Şu an altın yatay bir seyirde.
şöyle çizersek, altın şu an yatay bir seyirde devamını ediyor gram altın. Buradaki 450 civarındaki bir desteğe tutunabilirse tekrar bir yükseliş olur diye düşünüyorum. Yani tabi bunlar bizim gram altının tamamen dolar endeksine de bağlı. Dolar endeksine de bakacağız gerçi de. Şuradan tam bir dolar endeksimize bağlı arkadaşlar. Dolara orantılı olarak doların da aynı tepkiyi vermesinden dolayı gram altın tekrar istenilen seviye olan, talep edilen seviye olan şurada 500 dolar 500 TL seviyelerine gelmesi muhtemel, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Gram altınla doları biliyorsunuz endeksi gittiği için dolar parametresini de sık sık takip etmek lazım diye düşünüyorum. USD TRY'ye bakalım. Nereden bakalım? Forex'e bakalım. Çok önemli. Evet. Dolar endeksi burada daha önce çizdiğimiz pembe çizgimize vurmuş, aşağı inmiş. Bu kırılan üçgenin devamında, bu kırılan üçgenin şu kırmızı noktaya yaklaştığı seviyede bundan daha önce tepki vermesi de muhtemel. Bu çizgide tekrar çizginin üzerinde kapanış yaparsa, ki bu da nereden baksanız yani Bitcoin coin piyasası olsa iki tane yeşil mum derim ama dolar endeksi biraz daha farklı olduğundan burada şu alanı, şu alandaki kırmızı çizginin üstüne tekrar kırması lazım. Ondan önce bu 8.34'lük seviyeyi, direnç seviyesini de tekrar buradan incelemek lazım. Yani uzun vadede şu an dolarla ilgili biraz daha bekleyeceğiz. Tabi Amerika'da, Amerika ile ilgili bir yaptırım veya başka yerden kötü bir haber gelmesi, şu an doları incelemek lazım, beklemek lazım diye düşünüyorum. Hemen dolar endeksine bakalım. DXY endeksine. DXY endeksinin USD yazdım ya. Doları dolarla açıyorum arkadaşım. Evet. Dolar endeksi şu an bir düşüş seviyede arkadaşlar. Düşüş seviyesinin içinde, şu sarı çizgin içinde kaldığı sürece Bitcoin'e yarayacak diye düşünüyorum DXY'yi. Ama burada Türk lirası ile ilgili olumsuz sahnelerde görebiliriz. Hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Başka neye bakmam istersiniz? Başka neye bakayım? Şu an kaç tane hisse senedi seçmedim. Sadece hem böyle bu vakitten sonra bu videoları çekeceğimizle ilgili söylüyordum. Hem de yorumun altına yazarsanız ona göre yine şey yaparız. Devam ederiz. Fazla videoyu uzatmayayım. Hem tanıtım başlangıç videosu olsun dediğim gibi, hem de vakitten sonra sormak istediğiniz emtialar, hisse senetleri, döviz kulları ve benzeri varsa bir dahaki sonraki videoda onları yayınlarız. Videonun altında mutlaka yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.